Merhaba arkadaşlar, Türk şiirinde kullanılan nazım biçimleriyle karşı karşıyayız. Şiirin nazım birimi, ölçüsü ve kafiye düzenine göre kazandığı biçimsel özelliklerin genel adına nazım biçimi denir. Şimdi arkadaşlar bakalım isterseniz Türk şiirinde kullanılan nazım biçimlerine. Halk şiiri aslında üç farklı alanda inceleniyor, kolda inceleniyor. Bir tanesi anonim, diğeri aşık tarzı. Bir diğeri de tekke edebiyatı. Şimdi öncelikle anonim halk şiirine bir bakalım. Şimdi anonim halk şiiri şu şekilde çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Anonim halk şiirinde ilk ürünümüz mani türüdür. Maniler tek dörtlük AA XA şeklinde uyaklanır. Bir diğer ürünümüz türküdür. Yine anonim halk şiiri içerisinde sevgili arkadaşlar. Türküler de yine nakarat bölümleriyle karşımıza çıkar. Bu tarzı halk şiirine bakalım. İlk olarak koşma var arkadaşlar karşımızda. Daha sonra destan bulunuyor. Daha sonra semai adını verdiğimiz ürünler var. Sonrasında da varsak Türklerine ait olan varsağı ürünümüz var. Şimdi Türk şiirinde kullanılan nazım biçimleri dedik ama bunların da özellikle türlerine ilerleyen dönemlerde bakacağız. Divan şiirine bir bakalım isterseniz. Divan şiirinde beyitlerle kurulanlar, beyit ikilik demekti sevgili arkadaşlar. Şunlara bir bakalım. Beyitlerle kurulanlardan ilk olarak gazel var. Karşımıza gazel çıkar. Bir diğeri kasidedir. Kasideyi sayabiliriz sevgili gençler. Arap edebiyatından gelen. Bir diğeri mesnevi türü yine İran edebiyatından girmiş. Bir diğeri kıta ve yine müstezatı sayabiliriz sevgili gençler. Müstezat. Divan şiirinin bentlerle kurulan kısımlarına bir bakalım isterseniz. Şimdi burada önemli bazı kavramlar var. Rubailer, murabbalar, muhammesler terkibi bentler ama Türklerin divan edebiyatına kazandırmış olduğu iki tane tür var. Bunlardan bir tanesi tuyudur sevgili gençler. Bir diğeri şarkı türüdür. Bu türlerle ilgili bilgilerimizi vermiştik. Tuyu yine dörtlük, tek dörtlükten oluşuyor. Halk edebiyatındaki maninin karşılığı diyoruz sevgili gençler. Tabii bu terkibi bentte bir eksiklik daha var. Şurayı da tamamlayalım. Terkibi bent ve altında tercihi bent olmalı sevgili gençler. Tercihi bent yine özellikle divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimlerinden bir tanesi. Batı etkisindeki Türk şiirine bir bakalım isterseniz. Batı etkisinde özellikle 19. yüzyıldan sonra sevgili arkadaşlar farklı türler. Avrupa'da bulunan türler, şiir türleri giriyor. Bunlardan bir tanesi sone, bir diğeri terza rima, triole ve balat. Bir de buna serbest nazımı ekleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Serbest nazım. Yani neydi? Ölçüsüz, uyaksız şiir. Görüşmek üzere.